olacak şey değil. Olacak şey değil. Yılda bir kez tatile çıkıyoruz, şu başımıza gelenlere bak. Pansiyon desen rezalet. Her şeyi ucuza getir Ramazan, her şeyi ucuza getir. Sat tatil bitti desek bilir mi ya? Şu çocuğu alalım mı? Yazık, yolda kalmış. Hayır Hüsret, hayır. Zaten cinlerim tepemde. Bir de elin oğluyla uğraşamam. Ay! Ne oldu? Ne olacak? Teker patladı. Açtın şom ağzını, olacağı buydu. Yok benim yüzümden. Vır 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 vır. Sabahtan beri yeter ya. Ama dinleyen mi var? Laf çok, icraat yok. Yok efendim bilmem neymiş de. Yok bilmem şuymuş da. Ya yok anasınız iyiymiş. Efendime söyleyeyim otel kötüymüş, pansiyon kötüymüş, bilmem neymiş. Yeter ya, yeter. Senden çektiğim nedir benim? Ben... Al işte, bu da çalışma. Bayram et, bayram et. Ne oldu? Yolda mı kaldınız abi? Seni alacaktım da, kusura bakma. Biraz sorunlarım var da. Kirko çalışmıyor mu? Çalışmıyor ya. Bildiğin bir lastikçi falan var mı bu yakınlarda? Bayağı akıdı kaldı ya. Contuları gevşettin mi? Laf çok, ona icraat yok. Utanıyorum dedim. Bu arabayı değiştirelim dedim. Arabayı değiştirelim dedim. Bir şey mi dedim? Utanıyorum dedim. Tamamdır. Teşekkür ederiz delikanlı. Gideceği yere kadar götürmemiz şart oldu artık. Nereye yolculuk? Abimin yanına gidiyorum ben. Adın ne senin? Hamdi. Hamdi, nasıl yaptın bu işi? Neyi? Neyi olacak canım? Arabayı nasıl kaldırdın? Ben bir süper kahraman. Süper kahramanmış. Hiç göreceğim yoktu valla. Ama süper kahramanların özel kostümleri olur. Diktireceğim. Halamın biraz iş vardı da dikmedi. Özel F kostüm yapacak bana. Çok tatlı ya. Makarayı bırak da nasıl yaptın sen şu işi, onu anlat. Bu bir ince hikayesi. Thank you.
Her şey abimin askerden gelmesinden başladı. Abim biraz geç gitti askere. Sebebini bilmiyorum. İşten sonra hasta oldu bir ara. Hastanede bile yattı. Belki ondandı. Bizim oğlan biraz saftı. O yüzden köyde pek tanımazlar abimi. Hele keleklerin mugatten, çocukluktan beri başının belası. Lan, Cebeş! Ne oldu lan? Süzülük iş misin? Askerlik yarmamış herhal. Askerlik erkek adam işidir oğlum. Budan kalak, 10 yıl geçti askere. Bunu da bir numaralı hava, biliyorum ben. Lan, salak salak ne bağırıp durumsun? Bu çocuğun kalpten hasta olduğunu bilip dur demeyin. Kaba değil. İşçeğine. Git. Hop, ne zaman geldin sen? Şimdi geldim. Benden habersiz köye giriş çıkış yok. Rapor vereceksin bana. Hadi lan. Madem götürürüm eve kadar, atla. Hatice, abimin flörtünü kaç. Çocukluktan beri koşup dur peşinden. Ne yeni be yeni anıma. Bir burunma, yarım saat önden geliyorum. Hatice! Buyur Fatma abla, yarın düğünü gidecek misiniz? Gidelim dedik ki ayıp olur gar gitmezsek. Anangil'e gidecekler mi? Gitmem Fatma abla. Anamın düğünü gidilmedi. Nerede görüldü? Pek kurtlu gar senin bu anan. Ağaç tutut anam dugurt. Var en giden ben Fatma abla. Teyzemle oy bekliyordun. Bekliyorlardır şimdi. Selam söyle anana. Bağış ne? Ha bir de anam var. Oğul gelecek diye havları uçutturur. Eve görsem bal dök yala. Bir haftadır golaştan giriyoruz eve. Aşı! Sıla! Uy! Gizmen gelecek senin oğlan. Yarın gelecek. Akşam geldi sarımsar alıp. Pek sever koçuu. Ver bak. Acıktı bazımı edelim gı. Konu komşuyu hayır edeceksin. Olur olur. He? Ana! Anam benim kara bilelim. Anam benim koca kafalı Mustafa'm. Mustafa'm gelmiş. Gelivermiş oğlum. Oğlum. İşte. Çok sev oğlunu. Beni de sever de onu sevdiği gibi değil. Koca adam oldu hala çocuk gibi sever onu. Terliği kafayı hep ben yerim. Abimin anamdan dayak yediğini hiç görmedim ben. Neden? Onun aslan oğlu. Paşam benim aslanım benim. Bülhan'ın yarın gelecektim sen ya. Ne bileyim ben sürpriz edeyim dedim ben sana. Hani benim sürprizim unutam, sürprizim unutam. Ani sen yarın geleceksin he. Ben hiç yemek etmedim ya. Dur bakayım, azıcık şey yapıveren Serven, keski alayıveren. Azıcık da patlıcan közlümesi var. Şimdi gelin ben. Anam geliyor şimdi ben, geliyorum kuzum. Ne kadar kıskansam da, abim benim için bir denedi. Bir dene. Baba, abim neymiş? Ne? Abim! Aslanım lan benim, abisinin gülü. Dur lan bakayım Serven. Geldin mi lan? Baba! Babam abim karşı biraz soğuktu. Oturun. Pek iş beceremediğinden olsun gerek. Nedir Abbas kardı? Anladı mesele ya. Ben var ya, bölük çavuşuydum oğlum. Biz böyle Zeymihan'a vardı. Kocaman kocaman. Onlarla var ya intikale giderdik biz. Zeymihan'a? Tankı. Açık. Açık küçüğü. Benim karım oğlum. Pek sözünü vermişsin ya sen. Yemedim yemeklerine. Başım bıraktı daha yoz sene. Zaten her gün kuru fasulye yemekten var ya. İçimiz içimiz geldi ya. Çatışmaya gittin mi abi? Sırattın mı hiç? Atma mı lan? O kadar kuru fasulye yiyen adam top pilata. Amanın benim oğlum askerler gidip gelmemiş yarabbi. Karım beni. Filan efesi bu ya. Efendim benim. Açık uzanacağım ben. Daşlar çok zorlaştı abi be. Çalış oğlum çalış.
Ana, ben varayım bir ak yeşilin göreyim gelin o mama. Ana, arkadaşlar kaçıp durma oğlum. Ünye Bey'in gittiyse gel. Tamam gittiğini. Ben de gelelim mi abi? Dur lan. Nereye gidip giden sen? Banyo edeceksin daha. Teki gibi kokup durursun. Ya. Konuşma hadi. Yürü, yürü. Komutan beni çok seviyordu. Takım çavuşuydum oğlum ben, takım çavuşu. Oo, tankları bindik, helikopterden havaladı, uçtuk. Bir göçedin, Rambo gibi gibiydik biz, Rambo. Serkan, koyunlara bir bak. Süleyman geldi dükkana. Niye sep tutmuş bakayım? Ne olacak? İncir'in parasını almaya gelmiş. Bu sıralar oğlum dükkana çok gelen giden olup duru. Her gelen para verirsek apışık alırız bak. Baba, sen çok iş ediyorsun. Ver şu garibanın parasını be. Verelim, verelim oğlum da. Biz ne yiyelim? Ha oğlum, baban doğru dep duru. Etraf çakal gayn dep duru. Her önün gelen para verecek olduktan sonra açıktan geberiz biz Allah demedim. Merak etme ana. Bütün köy açıktan geberse sen yine kalırsın. Ne? Ne? Yok bir şey yok. Hadi yemen de alsın. Ben çıkıyorum ona. Meryem gire gideceğim ben. Kızım, ikili on bir şey istedin ya. İyi madem. Şevket, ben giderken azıcık para bırak git.
Ne olacak para? Ne parası olacak? Akşam düğün var, haberin yok mu? Oraya ikiden altın alınacak. Le sarıları ne diyorsun artık? Onu alır, 20'şeler de para dakika ve gitsin ya. Ha, olgamış gari. Ondan sen Hasan'ın düğününde öyle metilerdin, paramı da yutulardın. Ne demişler? Dede, yediğini öde. Ben öyle hani, incir ağasının karısı. Para dakika, altın takmak dettirmem kendime. Le arkadaşım, or düğün yerinde zaten kimin ne dakika bilinmez. Onu alır, 20'şeler, 50'şeler para dakika versin, kalkağa gelirsin. Görmüyorum le, ondan göz dörtü. Öyle kim ne dakika oluyor, bakıp dururlardı onunla. Ya balına hiç belli olmaz o. Olmaz. Olmaz Şerket, ben istemem. Altında köm ben. Tamam, tamam, tamam. Tamam, fazla konuşma. Beni para laf etme beni bir daha. Burada. Düğün bakıyorsun. Kim kesiyorsun yoksa? Ne keseceğim be Hatice, düğün bakıyorsun ya. Ama herkesin ayarı senin. Sen bakalım müziğe. Efendim, ezan okunuyormuş. 5 dakika ara veriyoruz. Ezan değil o. Sela okunup duru. Perşembe ya bugün. Efendim, selaymış. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Derdin ne be senin? Abi, Hasan abicim, inan ben kötü niyetli değildim. Ben askerden daha yeni geldim, bilip durursun. İşleri de yavaş yavaş yolunu koyup dururuz. Ondan ben haççıyı talibim. Böyle mi oluyor bu iş? Hasan abicim, haççı beni hiç yüz vermiyor. Ondan ben ne için bilmedim, öyle ediverdim. Oğlum bak, her şeyin bir yolu yordamı var. Öyle çocuklar gibi kağıtları yazı yazı benden kızın gönlünü alamazsın. Alacağın anca bu olur. Denizin dibinde haçam, demirden evler. Ak gerdan altında anam, çiftedir beller. O gınalı parmaklarda, o beyaz eller. Yolcuyu yolundan alan, eyleyen dilber. Dalga dalga, dalga dalga, dalgalanıyor. Haçayı görenler sana sevdalanıyor. Çok seviyorsun lan. Çok mu seviyorsun? Çok mu seviyorsun? Cemal.
Cemal, içim gidip dur. Geberik giderim ben, akideş. Oğlum, dur bile. Daha yeni geldin askerden. Hem kağıt göndermekten oluyor lan, kabak. Kaçıncı yüzyıldasın oğlum sen? Gireceksin Feyz'e. Arkadaşlık isteği göndereceksin. Dürteceksin bir yol. Ondan sonra patlatacaksın mesaja. Ne, doğru dedin ne Cemal? E tabii oğlum. Ardından beygir mi koşturuyor lan? Bak ben 10 sene kadar oldu ya, albüm yaptım Almanya'da. Tutmadı. Ne çekin, bırakacaksın mı lan? He, nerede hata yaptın? Koca Afyonlu geldin, Aydın'dan kız aldın, iç güveysi girdin. Hacı Mustanların dudu vardı. Babası zengin. Şimdi ikinci albüm patladırdın ama. Her şey olacağını varıyor Mustafa. Doğru diyorum ya. Cemal. He. Nettin ne sen gözüne? Nettin mi? İnek tepti, inek. İnek tepti. Hadi lan yalan söyleme bana. Gardan dayak dedim anasını, ne? La erkek adam gardan dayak yiye mi arkadaş? Ben bir işim var. Ben, kim var lan orada? Mustafa, geç oldu hadi. Gidelim bari. Deli çoban uyandırdığı Sekros, krallığın yıkıntılar arasında dolaşıp durmuş. Ters çoban da uyanmış garibim. Darıyı bilince olmadı, dandik bir deveyi de uyanıyorsun. Açık da sabretsin ya. Kadir. Bilinen tarihi milattan önce 4500'lü yıllara dayanıyor. Tralles'teyiz. Adını Trali isimli bir Amazon'dan altı ileri sürülmekte. Ama biz buraya, buraya ele geçiren beylikleri anlatmaya gelmedik. Yani ne eski Roma'dan, ne İskender'den, ne Osmanlı'dan, ne Aydınoğullarından söz edeceğiz. Bizim aradığımız dünyanın ilk notası. Çünkü bu topraklarda ilk kez Seiklos bir şarkıyı notalara döktü ve o notaları taşlara yazdı. Ama altında yine bir sevda masalı vardı. Sevgilisi o Perpe'ye yazdığı şarkıyı yüzyıllar boyu dinlenecek o melodiyi milattan önce 200 yıllarında dünyaya armağan etti. Biz Seiklos'u, o Perpe'yi ve o melodiyi arıyoruz. İşte o 8 nota zaman zaman Santoris yoktu, zaman zaman Kerim Kerim yoktu. Ama hep o melodiyi. İşte bizim aradığımız o nota. Ediyorum. Ya ben seni şu köpek içeri soktum demiyor mu ya? Her taraf kırık dur bu. Ya abi cavur filmlerinde köpekler ne güzel, evin içinde geziyor o. Ya sen cavur mu Adius? Çıkar o köpeğe. Al abi, şimdi çıkacağım. Nereye giriyorsun? Facebook'a giriyorum. Kaç arkadaşın var? 80'i geçti benze. Vay, benim daha 24'ten arkadaşım var. Nereden buluyorsun bu kadar arkadaşı abi? Askere gidip gel, seni değil şu ara, merak etme. Anne! Yine mi soktun lan o köpeği içeri? Hadi ben kaçtım. Hah, arkadaşlık isteği gönderildi. Mustafa! Mustafa! Buyur baba. Gel lan bakayım buraya. Tamam baba. Buyur baba. Odaki tulumbeyi al. Doğru eniştengilden oraya bırak.
Dönüşte Çamur Şevket'in oraya uğra, incirlen parasını aldı gel. İki aydır vermiyor deyiz. Tamam baba. Ulan almadan gelme sakın ha. Al da gel. Barış geri geri buradayım. Geri sal sal. Benzi bu mahallede top oynamayacaksınız demedim mi lan? Orada oynama, burada oynama. Nerede oynayacağız bu topa? Oynamayacaksınız diyorsam oynamayacaksınız lan. Askerlik adamı adam eder. Egon kırılır. Değirmendeki buydu ki bunu diye adama. Tespit gibi sıraya dizerler adama. Bir gün hiç unutmam. Nöbet tutuyordum, komutan geldi. Bundan sonra nöbet tutmayacaksın dedi. Ya ne yapacağız komutanım? Yüzbaşının kütüphanede akvaryum var. Balıkla yeminle, suyunla, tuzundan onların aşınla ilgileneceksin dedi. Ben de balık deyince balıkla atladım. Tamam dedik biz. Güneşin bağrını sıcak soğukta nöbet tutmaktense iyi dedik. Başladık balıklar bağmaya. Ben de bir gün verdim, iki gün verdim, üç gün verdim. Baktım mübareğiyle aç kalmasın dedim ben. Bir günde acı çokçam döküverdim poşada. Sabahleyin geldik. Vallahi hepsi ters gelmiş, yatıp durla. Eyvah dedim, eyvah Şevket. Hindi boku yedin dedim. Sonra Şevket amca? Güzel bir dayaktan sonra 7 gün cezaevine gittik. 7 gün cezaevi bitti. Geldik bizim 2 saatlik tutup attığımız nöbete. Ettiler 8 saat. Böyle bir anım varmıştı işte. Sen ne geldiydin? Şevket amca bu incirlen paraları varmış da onları almaya geldim ben. Babam öyle dedi. Şimdi Mustafa, borsa düşüşte. İncir para etmedi. Aldık hepsi depoda. Enflasyon aldı başını gidip duru. Şimdilik sizin parayı ödeyemeyeceğim. Ya Şevket amca, şimdi ben babamı ne diyeceğim? İncirlen parasını almadan gelme dedi bana. Sen bu beni çok selam söyle. En kısa zamanda sizin işi çözeceğim. Aleyküm selam. Gidiyorum o zaman ben. Tamam. Hadi selam söyle bakalım. Aleyküm. Hadi selam söyle. İyi günler. Baba, baba bizi öğretmenler 5 kişi yarım saat böyle tek ayak üstünde beklettiler. Ulan yapmışsınızdır deyüz bir işler yine. Bir şey yapmadık baba ya. Şu tarhananın içine 2 tane acı biber sallayıversen olma mı? Baban mı ölüyor lan? Ah anamın tarhanası. Kurtluydu, böcekliydi emme. Dadından yenmezdi. Ula, siz anamla ne tanıştınız? Ananla kafide tanıştık. Geyit'in gözlerinin içine baktım. Çok seviyorsun lan ben seni. Vaciyemin beni. Dedim. Şaka ettim lan. Ben uzmanla ufalıydım. Dağda tepide koyun güderdim. Anan genç, bastığı yerleri titretiyor. Şimdiki gibi duba değil. Neyse. Anan alfistanları giymiş. Tay gibi. Kulu kullan tarlasının oradan geçip duru. Emme slow motion'da geçip duru. Hey gözünü sevdiminin. Ben de Ferdi Tayfur gibi saçla. İspanyol paçı pantolon patladı benim maniye. Susaptım, serin olsun.
Mezarım derin olsun. Dünyada alamazsam ahirette benim olsun. Masa üstünde pekmez, çoban kahvalını ötmez. Önünde gezen sürü benim nişanımı yetmez. Üle sürü benim mi ki seni yetecek akapbecik? Deli divane olup durun. Köy benim olsa hepsini satarım senin için. Emme ve lakin çulsuz dıngıl deli adamın tekiyim. Cepte 5 kuruş para yok. Ne edeceksin? Varem ben bu kızı kaçırayım dedim. Ulan dangılak, ulan salak. Bir plan milan bir şey yapsan değil mi? Neyse, tuttum kolundan kaçırıyorum. Gosmel'le Süleyman'la Muzaffer dikili verdiler karşıma. Dayın olacak değil usta. Bir dövdüler beni, bir dövdüler beni. Soğuma gitsin. Eşeğin yolunu gözler oldu. Ne zaman sudan kaçıp gelecek diye. Son ne oldu? Ne olacak? Bir hafta yattım evde. Anan karısı dayanamadı. Bu deli olan benim peşim bırakmayacak herhal dedi. Hem benim gibi yakışıklı bir adamı nereden bulacağım dedi. Vaadı beni. Ulan tipsiz montfo. Kim kaybetmişti ben bulacağım seni ha? Acıdımdı vaadım ben sana. Veremden geber gideceydin ya. Ah ulan ah. Ah. Öyle şimdiki kafam olacaktı ki. Ah. Ulan bir hikaye doğru düzgün anla demiyorsunuz. Tencere yuvarlanmış kapağını buluvermiş arkadaş. Ulan. Mustafa, aldın mı lan incirlen parasını? Almadım baba ya. Bir enflasyon deyip durur, bir piyasa bozuk deyip durur. Vemedi diyorsun oğlum. Ha benim dangalak oğlum. Sen bir işi ne zaman becerebildin ya? Verdiğin bir işi ne zaman becereceksin he? Alamazsan tabii ne? Bunu alırsın. Hatça, yeni cam taktırdım. Pek güzel oldu. Zeytinyağı gibi kayıyor araba. Yakı, miyon bindiren. Gezeriz söyle. Olma mı? Günümüzü açtık bu. Bakkari. Hatça, neden beni bakmıyorsun Hatça? Gezdiriyorum, evi kadar götüren. Olma mı? Ben dinlemiyorum sen. Bakmıyorum buraya. Ulan insin oraya. İstemiyorum bu kakka, istemiyorum anlı gari. Neden böyle yapıyorsun Hatça? Neden? Allah'ım, bu ne yapışıymış ya? Ne yapıyorsun böyle bu? Allah Allah, çoğun icadına. Sıkıldım ben ya, böyle şeylerle uğraşmak. Sıkıldım. Ben kendi telefonum yeter. Telefonu kapansın. Hop, hop, hadi, öf, öf. Şu kızların yanındaki adamlara bak. Ben kesin evde kaldım ana, kesin evde kaldım. Kesin evde kalacaksın tabii. Tepestelik kızım. Mukadder'in nesi var? Aslan gibi yakışıklı, variyetli çocuk. Aman yakışıklı görmesek yutturacak seni de. Ho, ben bakayım sen. Senin yakışıklı tenlerine değil bakayım bana. Yakış dedin, önce beyaz tenli olacak, sarışın olacak. O ne öyle? Cingen değneği gibi kapkara. Bir de kapı sakal gibi o aynı. Baby face olacak açık. Sen kimsin gel bakayım bana. Dünya kaynat güzel mi sen kızım? Ne var anne? Ne güzel kızım işte. Bu dergideki kızlardan neyim eksik benim? Allah gözün kör olmasın. Eksik mi oldu kız? Fazla mı var fazla? Burnumu diyorum. Deme anne burnumu diyorum. Hel önden bakınca belli olmuyor ama yandan bakınca açık belli ya. Biz senin ismini gelenler diye deriz gari. Benim kızım yandan deyip önden bakın. Öl beğenmeyin deriz. Aman bana. Bir şey denmiyor senin daha. Tuz yeni kokma. Yeter kadar canımı doyurdum. Abi yeter. Yeter hadi. Hadi dışına. Hadi. Bıktırdın bir deli hareketlerle beni. Bir dakika, bir dakika, bir dakika şimdi. Çok fazla detaya girmiyor musun Hamdi? Hani abim falan... Ne dinlemesini bilmiyor be. Bu olayla hepsinin birbirine alakası var. O gece köydü festival vardı. Asıl her şey o gece başladı. Thank you.
Oldu mu Gargül'üm, oldu mu? Oldu oldu. Bek güzel oldun gari. O üzerinden 3,5 veriyorsun. Boşuna uğraşma kızım. Bu senenin güzeli benim. Cihar kapı kağıt. Senin çayına bakmıyorsun yanım. Benekli benekli dalmatçalı gibi. Halt etmişsin sen. Görsün biraz sonra. Görelim bakalım. Bu ne? Limonata. Buz gibi. Buyurun. Sen de sağ ol. Ziyaretin Mustafa. Ağzının suyunu sil, biyo suyunu. Bir şey benzese içim yenmeyecek. Şimdi de sıra geldi ince güzelini seçmeye. Hadi bakın kızlar, öyle yürüyün bakın biyo. Seçecek değiller ya. Hatice'yi birinci seçti. Tuhaf bir her yer dua be. Ufak ile kazanmak bunu diyorlar herhalde. Şimdi ağzını yırtacağım yemin olsun ya. Köyün güzelini seçtik. Şimdi de pehlivan güreşi yapacağız gari. Köyün en delikanlısı kimmiş göreceğiz. Sen ne geldin la buraya çapsız? Neyin güvenliğini geldin buraya? Neyse dur sen dur. Alacağım ben senin havana dur. Vurgun la davulcuna! Dur la dur! Üle zeytinyağının memleketinde yağsız güreş bulurmuş hiç. Üle Ahmet dede, bir yolda bir şey karışmasan olmaz. Bu yıl zeytinyağı par etti. Zeytinyağı par etmişken bu yıl da yağsız güreş edivesinde. Vurgun la davulcuna! Bak ucuma ne var? Var mı? Hadi biz de bir güreşi verelim. Güreşi verelim lan, ne olacak la? Beni bak. Emme ben seni yenersem maya. Ha. Evdeki sarı danayı alırım ha. Alim Allah, yere vurdun mu fotoğrafını çıkarttırırım sen la.
Mustafa. Hadi oğlum yemek hazır. Hadi. Abi, bu kadar da kazanmadı güreşe. Sen nasıl o ikinci adam mı yenildi? Rezil ettin beni. Kanari herif. Koskoca Yörük Efe'nin torunu, gıcı boklu keleklerin mukaddere yenilmiş. Çocukluktan beri böylesin. Adam olamadın gitti. Verdiğim hiçbir işi beceremezsin. Sen ne işe yararsın arkadaş? Mustafa! Mustafa çocuğum! Ya var mı çocuğun üstünü bu kıda? Zaten bunalım girip duru. Eh be! Ben kahveye gidiyorum. İyi. Ana, abim çamurla hatçıya aşık. Ondan bunalım takılıyor. Aşk acısı çekiyor adam. Sen sus bakayım. Sen nereden biliyormuşsun aşkı meşke? Bilmediğin işler karışma. İlkokul kedi ben de aşk oluverdiydim sınıf öğretmenimize. Aşkımdan kabuz oldum her gün. Gerçi sonra gitti ya. Yemeğin ye, hadi yemeğin ye. İşte o gece oldu her şey. Babamın lafları abim çok koydu. Ha, ben siz Yörük Efendi torunu olduğumu söylemiş miydim? Hani şu adına türküler yakılan, Kurtuluş Savaşı'nın düşmanı ilk darbeyi vuranın adı. Süpermen, Spiderman oluyor çocuktan hayalinde. Süper kahraman. Bizimdi kahramanımız Gocu dedemdi. Abim de o gece Gocu denemin kahramanlık sırrını buldu.
Selamun aleyküm. Nasıl bakın açım? Nasıl olur Maşa abla, idare ediyoruz işte. Mustafa'nın da askerden geliverdi. Hemen işten başını geçiverdi. Duydum, gözünü aydın. Egar baş gözetmenin zamanı da geldi. Böyle senin gibi güzel, iyi huylu, elinden her işine gelen. Anladım, anladım ben seni Maşa abla. Emme olmayacak bu ay, amin denmez. Biz gene de şansımızı denesek. Şansın olacak iş mi Ayşe abla? Milli piyangom bu. Aman dede. Alo de Mustafa. Müsaitsen seni bir şey danışmaya gel dedim ben. Geç lan, otur bakayım öyle. Ama dede, sen dedemden arkadaşsın değil mi? Babasının garamantlanan köyde bir miyandı yok. Hani Gucu dedemin. Rahmetlik zamanında babam hür adamdın, hür efendin derdin. Sırlarını köyde kimse bilmiyor. Ama dede, ben galiba Gucu dedemin sırrını buldum. Neymiş de bakayım Gucu denk sırrı? Aha bu. Mustafa, öncelikle olaylara fazla fantastik yaklaşıyorsun. Hayal dünyan fazla geniş. Realist bakmıyorsun olaylara. O zaman da ben çocuğum. O elindeki kitaba çamurların şirketin gidesi vardı. Halil İbrahim rahmetlik. Efedi Deynen, Drallesin oruluğa da gömü ararken buldular ona. Bir o kitaba, bir de bir sandık dolusu altın. Efendiden kitabı aldı, ilmi seçti. Öteki dangalattı, altınları aldı. Şimdi zengin oldular ya. Neyse. Efendiden cesur bir adamdı. Yiğit bir efendi. Ama bir o kadar da alim bir adamdı ha. Okumayı severdi. O endeki kitabı çözeceğinde de Avrupalara kadar gitti. Ama dede, ben de onu diyorum işte. Bak. Çözmüş. Eski yazı bunlar. Bunu okuyacak bir adam lazım lan. Deli deli hareketle. Koç dedesinin odasını girdi. Çıkmaya. Ne edeceğiz bilmem. Çamurlan Hatçı diye mi? Öyle ya. Bu iş olmaz. Kızın göğünü yok. Anasının burnu pek bir havada. Kıl aldırmıyorum. Hiç sevmiyorum garıya. Zor olur o iş. Biz kendi isteyeceğiz. İsteyelim bir yüz vermeyelim iki yüz. Zor olur ablam zor olur. Hem zengin onunla. Mıstığı bakmaz o kıza. İlişber değilsiniz abla siz. Ondan karlık çalıştığını gördün mü sen hiç? Hazır alışmış onunla. Köylü emek emek çalışıyor, üretiyor. Onunla hazır alıp üç kuruşu köylüden satıyor pazarda 10 liraya. Ne derim Gari Nurcan? Kaçarlı mı kıza? Kızın gönlü yok diyorsun, anlamıyor musun sen? İkinit bir isteyeyim canım. Mustafa'nın gönlü oluyor en azından. Öyle diyorsun işte. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin seni. Nasılsın, iyi misin? İyiyim oğlum, iyiyim. Sen de iyi misin? İyiyim hamdolsun ben. Allah iyilikten ayırmasın. Amin, amin. Kazım abi sen nasılsın? İyi. Sağ ol, ben de iyiyim. Sen ne yapıyorsun, nasılsın? İyiyim, sen iyiyim. Sen nasılsın? Hoş geldin. İyi vallahi ya. Köyüme gelince nasıl sorayım? Şu güzelliğe bak, of, of. Burcu burcu da kokuyor mis gibi deme. Ne oldu sen, pinti mi oldun? Oley, o nasıl laf? Niye çay söylemiyorsun? Rıza, bir çay getir. 4 tane getir Rıza. Bir de su. Seyide yaz. Bana yaz. Heh. Ne oldu sesin kısıldı? Semih, o kadar büyük şehir gördün, üniversite okudun. De bakayım ya.
Ne okumadın sen? Edebiyat fakültesi. Üniversite. Ne çıktın oradan? Edebiyat öğretmeni. Öğretmen. Ya öğretmen de ben öğretmenlik yapmayı düşünmüyorum. Eyvallah. Yani Osmanlıca üzerine bir tez yapacağım. Sonra yüksek lisans kısmetse. Ondan sonra da Allah izin verirse bir de master yaptım mı tamamdır. Bu master ne oluyor gari? Master şey. Kazım abi. Üniversiteyi bitiriyorsun ya hani. Üniversiteyi bitirdikten sonraki tahsil. Üstüne yapıyorsun. Ula o kadar oku ömrü okumayla geçiyor anasatan. Öyle vallahi ne yapacaksın? Ne olacaktı ya? Senin gibi leşber mi olacaktı çocuk? Bilim insanı olup memlekete faydalı olacak. Öyle balcan yetiştirmeye benzemez bu. Estağfurullah ya abartma o kadar. Aylık durum nasıl? Sigortan var mı? Var Arif amca var. Tabii. İyi oğlum. Bir de maaşlık aralsın gül gibi geçineyi gidersin. Ya. Arif amca şimdi durup dururken everdin bizi ya. Kısmetimizde varsa olur. Beka koymayacağım oğlum. Evlensin herkes. Senin kaçlar orijinal mi? Orijinal. Bu çocuk okuyabilir. Ona bir soğa bakalım. Lan, baksana bu kız güzel benzemiyor Hasan. Hangisi? Şu portak gözlü mü? En şebeğin oğluna. Kızı beğeneyim az. Seni kim beğeniyor ne deli Şakir? Baba, anne beni kızı sevmeye götürecektin ya. Güneşim, yavrum. Bak, oradan babanın cicanı beğenip durursun. Sonra gidersin kızı sevmeye. Ama babanın cicanı annem demiyor. Kızı sevmeye. Ne oldu? Ne aldınız? Ne size çocuğa? Bunu seveceğim şanfendi. Kız ver baba ki. Böyle senin bir şeyin moralin bozuk. Ne oldu? Olduğu yok. Pelek Nagas çırnaştı yine. Oğlunu isteyeceğim işte ben. Halt etmiş haspam. Biz onları verecek kız yok. Ne demişler? Davul bir dengide. Ben de öyle dedim ya. Ne işim oldu benim o dangılatlığına? Şşş. Yavaş ol. O da insan değil mi canım? Allah Allah. Hem ne demişler? Gönül bu. Oturduk ona boku da. Ben ne oluyorum Gari abi? Ne demek istiyorsun sen beni? Sen ot oluyorum canım. Ama ısırgın ot. Sen önce kendini bak. İzdivaç programlarından garı bakınıyor. Aman be. Gözün kör olmasın. Ben çözü çıkarıverir sandım. Hepsini götürüverir cavrım oğlum. Allah, gel Hasan buraya, yürü bak. Bak, bir de ne açtı, uşatırı benzeyip dur, gel bu gancık, gel. Şşt, yürü. Ne yaptırım? İyi, sen ne yaptırım? Bunu sormak için mi koştun geldin? Şşt, Semih. Hı? Ya ben seni bir şey danışacağım. Danış. Burada olmaz, yerin kulağı var, gizli, mühim. Bizim eve giden mi? Mustafa. Beni korkutuyorsun bak. Sen görmeye çok değişmişsin. Ben eve gideyim. Bir işimi onu halledeyim. Sonra görüşelim seninle olur mu? Ya ben ne değişen ya? Asıl sen değişmişsin. Üniversiteye gittin bir havalara girmişsin. Gözlük takmışsın gözüne. Ne yapayım? Keyiften takayım. Gözün görmüyor. Astigmat bu. Semih, hadi biz gidelim. Çok mühim. Özel bir şey göstereceğim sana. O ne lan? Bu kim biliyor mu? Ne bileyim ben kim? Efe dedem. Sen bunu mu göstermeye getirdin? Bunu söylemeye getirdin? Teşekkür ederim. Dedeni Allah rahmet eylesin. Sana saygılarım sunuyorum. Bana müsaade. Semih. Dedem var ya dedem. Ben küçükken var ya. Beni öyle bir şeyler anlatırdın. Sonra böyle masallar anlatırdın köylüye. Ama kimse bir şey anlamazsa arkadaş. Tamam mı? Bunun böyle babasının kahramanlıkları, böyle gizli gizli güçleri varmış. Tamam mı arkadaş? Zamanında söylendiğine göre böyle tek elinden o kocaman böyle yüklü at arabaları var ya. Kocaman elinden tuttuğu gibi havayı kaldırmış arkadaş. Semih. Vay ya. Ben dedemin sırrını buldum arkadaş. Burada bir iksir var.
deden var ya, hiç kimseye söylememiş. Zaten okumasını bilmedikleri için hiç kimse bir şey anlamıyor. Ne olmuş? Ne olmuş? Ne olacak? Ben de bu işsizden yapacak anasını satayım. Ben de böyle güçlü olacaksın arkadaş. Ondan sonra o mukadder var ya, onu yerin dibine batıracaksın. Hacciyle kolundan tuttuğum gibi kaçıracaksın. Arkadaş ya, dayanacak gibi değil arkadaş ya. Daralığa geliyor ya. Yırtın yırtın vereceksin ya. Kendini intihar edeceksin ya. Oğlum bak, beni germe lan. Germe ya, bir sus ya. Bunlar eski Roma yazısı. İstersen onları da çözeriz. Bunlar Osmanlıca. Bunları anlıyor. El tarifetül incirül kuvve. Yani diyor ki... kuvvet incirinin tarifi diyor. Ha, bravo! İşte bravo! İncir, tarif değil mi? Kuvvet. Şimdi burada bir sürü şey... Ulan listeye bak. Burada bir sürü şey yazıyor. İncir. İncir. Enerji verir. Adam atladı 39 bin metreden aşağı. Bu niye? 39 bin metre yukarı fırlansın şerefsizi. Öyle enerji veriyor. Zeytinyağı, kolesterol dengeler. Üzüm suyu, gan yapa. Sarı gantoron otu, kılıç yarasını bile iyileştirir. Doğal antidepresandır. Kestane çizilir. Çizilir. B1 var, B2 var, C vitamini var, protein var, fosfor var, sodyum var, sülfat var, ne ararsan var işte ya. Sen onu da ye bol bol. Hah, küner. Halk arasında küner, sosyetedeki adıyla çam fıstığı. Çam fıstığı ne yapar? Ne yapar? Düz duvara tırmandırır. Sen düğüne kadar bunu alma. Kiraz sapı. Sapı. Keçi boynuzu. Zu. Keçi boynuzun çekirdeği ama. Çekirdeği keziyorum şurada. Yazdın mı? Yazdım. Bakayım. Hey. Palamut meyvesi. Meyvesi. Seykiros Bodurlu Nihat amcayı takip edip köyü kadar gelmiş. Şaşırmış tabi. 2000 yıl sonra uyanıyorsun, tekerleğin yeni olduğu çağdan traktörlü çağa atlıyorsun. Olacak o kadar şaşkınlık canım. İşin ilginci, köy geri gelmez Hacca'ya denk geliyor Seykiros. Böyle şey ancak eski Türk filmlerinde olur diyeceksin ama her şey olacağını varıyorum. Hacca. Ne? Ne yaptın kız? Yürüyorum. Baraba yürüyen mi? Hacca, yakında var ya, çok büyük olaylar olacak göcesin. Fazla yanaşma, kafanı kırarım Mustafa. Baltaya sap olmadan kız senin neyine? İrezil edeceksiniz bizi el aleme. Ey garey, hadi de. Söylenip durma. Mustafa! Hadi gari oğlum, hadi! Sağ ol ana! Abi, nasıl olmuşum? İyi olmuş, iyi olmuş, iyi olmuş. Bak be, seni yapıyor. İyi olmuş dedik ya. Siyah kravat mı taksam acaba? Tövbe tövbe.
Ya kızı sene mi alacağız, beni mi alacağız ya? Daküve geç ve kırmızı dağıtmışsın işte. Aman be! Mustafa! Hadi gar oğlum, hadi! Tamam ana, bitti bitti, geliyorsun. Hani güzelliğine? Kahve için tuz batırdığıyla çok içmiş. Uyudum, az kalbi. Buyurun, 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 buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Dur, dur Şevkat amca, bozdun saçımı. Bir saat uğraştım ya bana. Diye bakalım ana kerata, geç. Geç bakalım, geç. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Evet, tekrardan hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Nasılsın Hüseyin, iyisin? Çok şükür, çok şükür. Sen nasılsın Aşık Hanım? Sağ ol Şevket abi. Sen nasılsın bakayım? Sen nasılsın? Nasılsın bakayım? İyiyimdir Ferah abi. Sen nasılsın? Nasılsın? Sen nasılsın? Sen nasılsın teyze? Sen nasılsın abla? Ayşe sen nasılsın kızım? Sen nasılsın bakalım Hasan? Hey! Yeterin galiba. Ördek sürüsü gibi ne de bu? 10 kere sorulun bir şey. Nasılsın çocuğum, iyi mi? Hamdi. Havluğa da döndü gar deme. Ha ha kızım aç aç, öyle oldu gar, öyle olmaya başladı. Günler kısaldı. Çikolatayı aç diyelim bari. Kızı vermeyecek olursan alır gidelim vallahi. Ne demişler? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Adet böyleymiş. Hem mi zahmet etmişsiniz dayı? Ana zahmet mi olur Nurfer abla? Le bu ne Hüseyin? Le çikolata kutunun için incirin ne işi var? Bizim çikolatamız bu arkadaş. Olsun. Olsun gari canım, bu da hani doğal çikolata iyi gari hani. Tabi tabi. Gelelim Sade'de. Sebebi ziyaretimiz belli Şevket. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınız Hatice'ye, oğlumuz Mustafa'yı istiyoruz. Şimdi Hüseyin devir değişti. Kızın gönlü var mı yok mu sormak lazım. Hatice'ye sormak lazım. Düşünelim kaşınalım Hüseyin. Biz sizi ararız. Üle de gidi de. İş başvurusu mu le bu? Biz sizi ararız de hep duru. Madem kızı beğenmiyorsunuz, incir paramızı verin alıp gidelim. Hüseyin sırası mı le hindi? Ne var be? Eli boş mu gidelim? Hüseyin yanlış ediyorsun. O iş başka, bu iş başka. Sen ne zaman dedin bana? İki ay oldu. Verdiğin incirin orada, damda. Hepsi depoda durup duru. Şimdi yerim şimdi bunun burası, burada ya. Canım niye mi kızın gönlü yoksa? Zor mu olacak bir şey mi bu? Gari aman Nülfer abla, hiç duymadım böyle bir şey ben. Olacak bir şey mi bu? Sen de ama sen de gözünü seven yetmenli ben gari ya sözde. Siz demedin mi bu kızı beğenmezlerdi yenge? Söylemedin mi? Bu emin edeceksiniz siz kız. Buraya ne mi oluyor? Nereden geldiniz? De gidi de ulan ne edeceğiz lan? Kızı beğenmiyorlar. İncir parası yok. Biz paramı basıp duruz. Babamdan davet etmedik biz sizi ya. Allah Allah, siz verecek kızımız yok bizim. Biz malı sanmamışız, hepsi depoda. Sen Paris diyorsun. Ne edeceğiz lan? Ne edeceğiz? Onu söyle. Yazıklar olsun.
git sen hadi. Koş koçuk açtı başka. Siz ne koşuyorsun? Siz ne oluyorsun? Mahallenin komşusu. Emin misin edepsin sen lan buna ha? İncirin kan senin cebinde durup durur. İncirler senin ton depanda durup durur. Apar yeriz ha. İncirmiş, incirmiş, üzülmüş, üzülmüş. Alın gidin malınıza. İstemiyor. Hiç olmaz cebimde param. Aman sikerim seni. Kararımı verdim, yarın gidiyorsun. Nereye? Mehmet Ali Adi'ye mi gidiyor? Oğlum, kız evi nasıl evidi ya? Ha? Bir odağa gider isteriz. Olmadı, bir odağa. Ondan değil be ana. Hiçbir şey yolunu tutmuyor ki. Hiç kimseyi memnun edemiyoruz. Babamı görmüyor mu? O bile deyip durur. Yaptığın işe hiçbir hayır yok deyip dur bana. Gördüğü varlığımızdan yokluğumuz belli bile değil. Herkesler bizden alay edip duru. Koskoca Yörük Efe'nin torunu böyle mi hocadı? Ne edeceksin? Nereye gideceksin? Ana. Bak, dedemin sandığında bunu buldum. Ne yavrum bu? Süper incir. Dedemin büyük sırrı. Abim o günü sabah erkenden kalktı. Tarifteki malzemeler toplu mağara ve yemişti. Tabii ben boş durumu takıldım beşine. Abi. Ne var lan? Nereye gidiyorsun? Geç bak içeri. Ben gelirim abi. Ya salak salak konuşup sana. Geç bak içeri. Ben de. Ben de geleceğim. Şimdi dayağı yiyeceksin ha. Döverim bak. Çabuk gir içeri. Eşek sıpası seni. Hadi gidiyoruz, tut. Selamünaleyküm, hello. Hello. Arkadaş, I ask you... Something. I ask you something, seni biz bir şeyler soru vereceğiz gari. Ne diyorsun lan sen? Türkçe konuş bana. Abo, öyle biz bunu ecnebi zannettik. Türkçü müydü la bu? Türküm tabii, aydınlıyım. Efe torunuyuz biz. Biz Efe torunuyuz. Çak. Çak. Ya... Arkadaş,
biz seni bir adres sor vereceğiz. Biz öyle ot mod arayıp duruyoruz, öyle kantron otları filan. Biz onları nereden bulabiliriz? Benim emmi oğlu var. Şuna dönüveceksin. Dümdüz gidiveceksin. 100 metre ileride. Kime sorsan gösterir. Thank you very much. Tepi vereceğim bak, geri kaç. Üle bu da bizim gibi şakacı lan. İyi, hadi gal gari selamet lan. Eyvallah kardeş. Pekala hepsini bir aktardan bulabilirdiniz yani. Hı, o bizim aklımız gelmedi mi sanki? O ikisi iki tamam arkasının bir hareti vardı. Neyi nereden toplayacağımızı öyle işaretten belliydi. Hepsini en iyi yetiştiği yerde almak lazım. Her şeyi topladıktan sonra abim karışım başladı. Abim süper incir bulacağım diye uğraşı dursun. Sekiyoruz köyden insanlar kaçırıyorum. Bir çeşit kokuyla hipnoz ediyor insanlara. Köyün yukarısında Nisa diye bir yer var. Oraya topluyor herkese. Bulmuş da öldü diye çırnıp dururlar. Bir hafta oldu adam yok ortalıkta. Kesin bir yerlerde
Aydın'ın Çakırbeyli köyünde bir süredir garip olaylar oluyor. Anlat bakayım amca, ne oluyor bu köyde? Olaylar karışık geliyor bana. Metafizik olaylar olabilir, her şey olabilir. Metafizik ne oluyor la? Köyden birilerinin işi olabilir mi? Bu köyde herkes birbirini tanır. Bu köyün içinden olacak bir iş gibi gelmiyor bana. Kesin bu işin içinde Amerika'nın ya da İsrail'in bağmağı var. Ne alakası var lan? Ya şu köyde benden habersiz bir iş olmaz mı? Her şeyi bana rapor edesin diyorum. Sen arasını satayım, sen ya. durum malum. Köy hızla nüfus kaybediyor. Kim nereye kayboluyor belli değil. Acilen harekete geçmemiz lazım. Jandarmalara haber verelim. Neyin haberini veriyorsunuz lan? Bütün televizyonları, gazeteleri çıktı olay. Jandarmayı ne karıştırıyorsunuz ya? Ben hallederim bu işi. Ulan bir sus ya, bir sus anasını satayım. Lan! Tutun bakın! Bundan sonra herkes sırayla nöbet tutacak. İlk nöbete kim tutuyor? Ahmet dede, haberler kötü. Hayri de kaybolmuş. Tüfeği nöbet yerinde kalmış. Ulan! Nöbet tutan adam bile kaçırılıyor ya! Lanet bu Ahmet dede, lanet. Biz en iyisi Körcevri'ye gidelim. Bu işlerin halini yolunu o bilir. Ona danışalım bir. Hani bakın, içeride fazla konuşmayın. Ne olur ne olmaz. Konuşta bu kadının ne yaptığı hiç belli olmaz. Anlaşıldı mı? Ha, iyice bakalım, soralım ne yapacağız? Ahmet dedi ve yavalleri Körcevri'ye kıl çadırını gitmişler. Körcevri denen garı eskiden üniversitede hocaymış. Şamanizm bilen derken kafayı tırla diyor. Hoş geldiniz. Sonunda teşrif ettiniz. Geleceğimizi nereden biliyorlar bu garı? Sus oğlum sus. Büyücüye o garı. Olayları duymuşsundu Cevriye bacı. Çıkamadık biz bu işin içinden. Belki sen bir şey biliyorsun diye sene geldik. Kehanet. Kehanet. 2000 yıl önce burada yaşayan Seikilos'un laneti bu. Çok sevdi Euterpe'yi. Ona tarihin ilk şarkısını yazdı. Ama aşkına karşılık bulamadı. Onu öldürdü. Sonra da kendini. Ya vasiyetiyle Mısır'dan gelen hekimler mumyaladı ikisini de. Ve şimdi uyandı. Hala onun peşinde. Bizle ne alakası var la bu olayın? Ne lan bu? Kaçır kaçır kaçır. Köyde insan bırakmayıp gider. Anasını zaten bir de koca karıları dadanmış. Onlar ne bok edecek? Sapık mı la bu düğüz? Tomba Kömer'in ganyatası da kaçırmış. Bu abi sapıklık. Bak Cevriye. Bir haftada bir ton insan kaçırıldı köyden. Senin anlattığın hikayeyle köylünün ne alakası var? Ayin. Ayine hazırlanıyor. Onu tekrar kendine aşık etmek için. Peki nasıl kurtulacağız biz bu beladan? Olur ne bu işin? Bu çocuk, bu çocuk sizi kurtarabilir ancak. Ama ona güvenmeniz şart. Kim? Bu mu? Ahmet dede bu garı rakıyı fazla kaçırmış herhalde. Gebeşten Mustafa'yı gösterip duruyor bu. Kalkın la kalkın gidelim. Bir şey çıkmayacak bu garıdan bize.
Olmadı Ahmet Deli. Olmadı. Her şey hikayeymiş. Efelik, bilek de değil, yürek dedir Mustafa'm. İnsan bir inandı mı, üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yoktu. Seni göz en son yeter bir sandı, Hatice'yi kaçırıyorum. Siz de sonunu. Bütün köy toplamış oraya. Köyü nikah şahit edecek. Atçı da havuzasını kavuşacak güya. Sevdiği çeyizlik perdelerini çağçaflan sarıp sağmalamış. Gelmiş oleye yerine. Tek gözü Seykros'un kafası iyice karışmış. Kafaya almadığı darbe kalmadı ya. Bir de abimden yemiş tabancanın kabzasını. Neyse. Abim oldu köylüyü kurtarıyorum. Hatice'yi de uyandırıyorum. Emme. Kar milletin yaranılığım arkadaş. Bu mu yani? Bu delik tabi. Kağıdı unutasın. Daha böyle delik vardı. İnsan düşünüyor değil mi? Orada bir şey yazıyor oğlu biliye. Gittim dedemin sandığında eksik parçayı buldum. Bir dakika. Hadi o abinin Osmanlıca bilen bir arkadaşı vardı. Arapça tercüme edebiliyordu. Peki ya sen Arapça biliyor musun? Ya abi, Arapça bilmeye ne gerek var? Google diye bir şey var. Okul çıkışı gittim internet kafeye, Google amcaya sordum. Translate diye bir şey var. İngilizcem yok mu senin? O da Arapça klavyede var. Bakı bakı yazdım. Öğrendim eksik parçayı. Neymiş o eksik parça bakalım? Söylemdi sen de yap değil mi? Orası meslek sırrı arkadaş. Öyle her önünü gören süper kahraman olmamalı. Ha ben buradayım bak şurada. Eyvah Hamdi. Eyvah güle güle sağ ol. Hamdi. Efendim. Abine ne oldu? Abim Hatice'yle evlendi. Bir de çocukları oldu. O nasıl oldu ya? Abimin derdi biter mi hiç? Bir de mugatlar beyaz çıkıyor başıma. Ne ediyorsun kı? Mustafa! Ne böyle? Mugatlar atacağı kaçırmış. Yavaş lan Eyüp, yavaş. Hatice'yi istemeye gitmişler dün akşam. Alamayınca bas gaza aşkım, bas gaza. Azrazanma. Benim oğul kesin dedim sana. Abim Efeli'nin bilekli değil, yürekli olduğunu anlamıştı. Çok fena gazı gelmişti. Ah bir ateş ver. Cigaramı yakalım. Sen salın gel, ben boyun.
Nereye gidiyorsun? Yok lan, bir şey yok. Artık bu iş bitecek. Neden geçemezsin? Eze geçerin. Acıman. Eyvah! Kertenkele gibi yapıştı yere. Geberdi galiba. Tatil boyunca başımıza gelen en güzel şey. Çok tatlıydı ya. Zamanı çocuğu işte. Çocuk bence biraz fazla gelişmiş. Hani tarlada falan çalıştırdıysalar. Ama hayal dünyasına bayıldım açıkçası. İşte böyle. Derdim tam anladı bildiğimi bilmiyorum emmi. Şunu iyi biliyorum ki. Ben ve benim gibi bir sürü gerçek süper kahraman Gozdan'da yeni çıkıyorlar daha. Ulan abi sen mi ne? Benim abi. Ulan kardeşim gelmiş. Anam anam anam. Ulan batırın lan seni. Ulan kuş mu adam olmuşsun sen? Ay 100 yıl önce dünyaya kafa tutan dedelerimiz gibi Anadolu'dan bir anda ses çıkacak. Bunu biliyorsun işte. Açayım bak. Git geldi bak bak. Hoş geldin amdi. Bak küçük amdi kim gelmiş? Amcan gelmiş. Lan edeceğim bu dünyayı size. Nefes aldırmayacağım. Kabusunuz olacağım. Ya başımın belası. Yine mi geldin lan sen? Yine mi geldin lan? Akıllanmayacak mı lan sen? Hiçbir şeyin seni asla üzmesine izin verme. Dertsiz, tasasız ol yaşadığın müddetçe. Hayat gerçekten çok kısa ve zaman her şeye göre. Dertsiz, tasasız ol yaşadığın müddetçe. Hiçbir şeyin seni asla
Yeah.